Gel sıcak. Çok güzel. Oh, içerisi güzel. Biraz içeride de evet. Sohbet edelim. Tabii ki, buyurun. Ben şunu asayım, geliyorum hemen. Karşıda inekler otluyor. Bize bu evi aldıran bu manzara oldu. Evet. Yani öyle biz mi? Bu evi bu manzara için evet. aldık. Ben gittiğim, gezdiğim bütün antik şehirlerden yerden bir taş alırım ve buraya yazarım. Bu hep oradan alınmış. Mesela bunları denizden buldum falan filan. Mesela burada 23 diyor. 23 neymiş mesela? Kırmızı avlu Bergama. Bu mesela bunu Bergama'dan almışım. Bizim bakış açılarımızla alakalı bazı Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Tamış köyündeyim. Tamış köyü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı taş evleri ve sinema filmlerinin çekilmesiyle ön plana çıkan güzel bir köy. Bu videomuzda İstanbul'dan köye taşınan Mine ve Selçuk çiftinin köye göç hikayesini izleyeceksiniz. Köyde bir sosyolog olarak mesleğine devam eden Mine Kandaz, köylerdeki kadınlarla sohbet etkinlikleri düzenliyor. Eşi Selçuk Kandaz ise köydeki atölyesinde elektronik ürünler üretiyor. Kırsaldaki gençlerin şehirlere akın etmesiyle köylerde umutlar tükenirken köylere tersine göçle bu umutlar yeniden yeşeriyor. Kırsalda yeni bir yaşam arayan herkes için bu tarz örnekler çekmeye devam ediyoruz. Yayınımıza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi hazırsanız yayınımız başlıyor. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Evinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün Tamış köyündeyiz. Sizleri öncelikle tanıyabilir miyiz? İsmim Mine. Aslında 27 yıllık muhasebeciyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve muhasebe mesleğiyle hayatımı sürdürdüm. Muhasebeden de emekli oldum. Fakat her zaman ilgim böyle insan üzerineydi, insana dair şeyler üzerineydi. O yüzden sosyoloji ve aile danışmanlığı okudum. Şu an burada köyde bu mesleği sürdürmek için devam ediyorum çalışmalarımı. Emeklilikten sonra yeni mesleğimle hayata devam ediyorum. Kısaca böyle. Benim ismim Selçuk. Hoş geldin diyorum tekrardan. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben aslen Trabzonluyum. İşte bir dönem Trabzon'da yaşadım. Sonra Bodrum'a taşındım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'daki serüveni de bitirip şimdi köye taşındık. Ama tabii ki İstanbul'da benim bir atölyem vardı, elektronik atölyem vardı. Bu işte elektronik güvenlik sistemleri yapan firmalara güç kaynağı panoları yapıyordum. 2017 yılında işte biz böyle çocukluk hayalim olan bir taş ev, hatta eşimin başını yedim, bir taş evi olsa, bir taş evimiz olsa falan filan gibilerinden. Daha pandemi olmadan önce işte 2 yıl boyunca bu çevreyi, bu bölgeyi araştırdık. Sonra buranın, bu mevcut şimdi bulunduğumuz evin konumu, manzarası, doğası çok hoşumuza gitti. Ondan sonra burayı aldık işte, yaptık, yerleştirdik. Sonra bizim İstanbul'daki evimiz kiralıktı, iş yerim kiralıktı. Ve de şehrin o yoğun ve sıkıcı hayatından bulanıp acaba atölyeyi köye taşıyabilir miyim diye düşündüm. Sonra mevcut bahçemin içerisine kendi atölyemi yaptım. Zaten işlerim de genelde internet üzerinden siparişle olduğu için
İstanbul'daki elektronik atölyemi olduğu gibi köydeki evin bahçesinin içerisine yerleştirdik. 6-7 aydır da buradan kargolar vasıtasıyla işimizi yürütüyoruz. Yani uzun bir serüven, maceralı bir serüven oldu bizim için. Ama tabii ki köyde olmanın, doğanın içerisinde olmanın başka bir güzelliği, başka bir keyfi var. Tamış Köyü'ne gelmeden önce bazı arayışlara girdiğinizi söylemiştiniz. 2 yıl boyunca aradık. Hı hı. Yani bir o süreci tekrar anlatabilir misiniz? Nasıl bu köyü buldunuz? Söyleyeyim. Önce bayram için Kaykılar Köyü'nde bir yer bulduk. O gittik, hatta baktık falan filan. Yine o da bir taş evdi falan, böyle bahçe içerisindeydi. Yıkık bir evdi falan. Ama bizim için şey önemliydi, yıkık olması falan filan önemliydi. Yeri ve konumu önemliydi. Eşim o bölgede çok şey yapamadı, hani birazcık daha denize yakın olsun, birazcık daha sosyal ortamı olsun diye oradaki yerden vazgeçtik. Sonra yine internet üzerinden araştırma yaparken bu evin, yani evin yıkık hali veya evin şeyi değil, evin manzarası çok hoşumuza gitti. Yani o vadiye bakması, doğası falan filan. Evin kapısını ilk açıp içeri girdiğimizde burada hayvanlar vardı, yerde hayvan pislikleri vardı. Üstü topraktı, yarım bir evdi, yıkık bir evdi. Ama burada önemli olan işte o ilk görüntü değil de hayal edebilmek. Yani o hayal, o orayı gördüğümde ben bu vadiye, buraya, bu evi nasıl hayal edebilirim, nasıl canlandırabilirim? Birçok insan belki de işte bu tarz görüntüleri görüp aa burası olur mu, olmaz mı veyahut da hayal kırıklığına düşebilirdi. Yani biz başkası görse, ki burayı birçok kişi de gelmiş, ziyaret etmiş, bakmışlar, almak istemiş, şey almak için ama o görüntülerden, o yıkık görüntülerden sonra vazgeçmişler. Ama ne yaptık? İşte o üzerindeki toprağı temizledik, etrafını temizledik, bunu birazcık yükseltip üstüne bir çatı koyduk mu mis gibi oldu, tertemiz oldu. Yani bunlar hayal edilerek yapılabilir. Önemli olan hayal edebilmek. Eğer hayal edip bunu da içinizde hissederseniz hiç korkmayın, her şey olur yani. Ama bizim burada yaşama hayalimiz o dönem yoktu. Yok. Yani yazları gideriz, tatillerde gideriz. İşte belki gene İstanbul düşünmüyorduk ama daha merkezi bir yerde otururuz. Boş vakitlerimizi köy evinde geçiririz yani Çanakkale, gibi. Çanakkale, Kepez gibi otururuz. İşte evet. Hafta sonları gider gibi. Geliriz falan düşündük. Çünkü sonuçta benim atölyem olduğu için o elektronik o işlerin de bir ağırlığı var. Yani o malzemeleri kargoya götür, getir, kargodan malzeme al falan. Çocuğumuz okuyordu. Çocuk okuyordu falan filan. Benim işlerim gereği vesaire. Biz ama birazcık, evet. Pandemi oldu. Pandemi olunca ve online sistemler hayatımıza girince ben eşime dedim ki yani online birçok şeyin yapılabildiğini görünce aslında pandeminin avantajlarını kullanmış olduk. Bana dedim köyde bir ofis, bir oda, evin dışında bir yer yaparsan ben dedim orada sürekli de yaşayabilirim, işlerimi online de sürdürebilirim, oradaki insanlarla da bir şekilde iletişim kurabilirim. Ama bunun için çocuğumuzun üniversiteyi kazanmasını beklememiz lazım çünkü köyde okul yok diye düşünüyorduk. Sonra İstanbul'da tabii kalabalıklaşınca, fiyatlar yükselince evimiz kira, iş yerimiz kira falan ne yapalım, ne edelim düşünürken ilçemiz Ayvacık'ta Fen Lisesi olduğunu keşfettik. Oğlum da zaten Fen Lisesi'ne gitmek istiyordu. Burayı da çok seviyor. Buradaki odasını da kendi dizayn ettiği için çok heves ediyordu burada yaşamaya. Anne lisedeyken gidelim, ben oradaki liseye gidebilirim dedi. Ve biz 4 sene öne alarak geliş şeklimizi. 4 sene öncesinden buraya yerleşmiş olduk. Ben buraya yerleştikten sonra, buradaki insanlarla tanıştıktan sonra, diyalog kurduktan sonra aslında burayla ilgili ne kadar yanlış düşündüğümü, yani uzaktan aslında nelerin ne kadar yanlış algıladığımızı da fark ettim. Bununla da yüzleştim. Buranın insanıyla birlik olduğunuzda, onları dışlamadığınızda, onlarla beraber aynı sofraya oturduğunuzda çok sizin keyifli. İçin ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çok keyifli. Yani görülmemiş bir samimiyet, görülmemiş bir ilgi, alaka yaşıyorsunuz. Bir de şey dediniz, hani ben buraya geldiğinde daha çok çevrem oluştu. Evet, İstanbul'dan daha fazla çevrem var şu anda. Şöyle bir şey vardı, buraya gelmeden önce eşimle konuşuyorduk, o bana diyordu ki ya dedi, gideceğiz oraya, sen başını alıp gideceksin kahveye, kahvede hadi bir şekilde sosyalleşeceksin. Ben ne yapacağım, sabahtan akşama kadar evde mi oturacağım, ben nasıl sosyalleşeceğim falan filan. Şimdi tam tersi oldu, ben evde oturuyorum. Ben hanımlardayım. Benim bir kahve anlayışım, bir kahve kültürüm çok fazla olmadığı için ben yine de kendimi bir şekilde
meşgale edebiliyorum. Ama eşim işte Mine bu akşam pişi yapacağız gel. Mine bu akşam işte helva şey yapacağız gel falan. Artık eşim maşallah. Eve bir geliyorum Selçuk elinde kumandayla tek başına oturuyor. Diyor bu işte bir terslik hatta var. Hatta şöyle bir şey oldu. Yani bu köyün de çevresinin dışına çıktık. İşte Babakale'de, Asos'ta çağırıyorlar, işte Ayvacık'tan çağırıyorlar falan filan derken maşallah. Şimdi zaten Mine Hanım'ın o projesi gerçekten ilgimizi çok çekti. Çok köyde bir sosyolog olarak mesleğini devam ettirmesi, burada köydeki kadınlarla bir araya gelmesi. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Bu projenizi, köy kadınlarıyla ilgili bir projeniz vardı. Bunu açabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi ben buraya gelip buradaki insanlarla tanışınca, buradaki insanlarla bir araya gelince aslında şunu da fark ettim. Biz belli seviyedeki insanlarla hep arkadaşlık yapmışız bu zamana kadar ve kendi dilimizi konuşabildiğimiz, kendimizi anlatabildiğimiz ama bildiklerimizi bilmeyen insanlara nasıl aktarabilirizle ilgili benim de dahil olduğum hiçbir fikrimiz olmamış yani. Sonra bu düşünce başladı bende. Ben nasıl bildiğim şeyleri aktarabilirim? Yavaş yavaş hani çevreniz yükselirse siz de onlarla birlikte yükselirseniz büyük bir değer. Hem de toplumumuza da bir katkı olması açısından. Kadınlar bu konuda benim için çok önemli. Çünkü toplumu da yetiştiren kadınlar. Kadınlar kendileri eğer belli bir bilinç seviyesine yükselirse hem kendilerini hem aile hayatlarını hem çevrelerini zenginleştirebiliyorlar. Buradaki köy kadınlarıyla böyle muhabbetim, sohbetim neticesinde bir yöntem oluşturdum. Onun dışında İstanbul'da ben Bahçelievler Sosyal Hizmet Derneği'nde görev yapıyordum. Oradaki bir arkadaşım Babakale'deki bir çocuk evinden bahsetti bana. Dedi ki orada Neylan Hanım var, çocuk evini işletiyor. 3 yıl boyunca ücretsiz şekilde çocuklara oyun oynama imkanı sunuyor evde. Sen onunla bir tanış, bakalım ne yapabilirsiniz. Onunla bir araya geldik. Çocuklarla ilgili benim çok yapabileceğim bir şey yoktu. Dedi ki Mine kadınların çok ihtiyacı var. Biz bir sohbet düzenlesek. Normal ilk başta tanışma sohbeti gibi yapsak. Sen gelip bir konuşsan, ilgi alaka olursa buradaki kadınlarımıza destek olsan nasıl olur? O tabii ki dedim çok güzel olur. Ben de zaten böyle bir proje arayışındaydım ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. Çevreyi de yeni tanıdığım bildiğim için. Öyle bir sohbet ortamı yarattık ve yarın dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. 2 haftada bir buluşuyoruz. Hatta 2 hafta uzun geliyor. Her hafta gelsen keşke diye böyle büyük bir talep oluyor. Daha da civar köylere bunun yayılması için de elimden gelen bütün bağlantıları kurmaya çalışıyorum. Gittiğim her yerde anlatıyorum. Bu hafta sonu bir kermesimiz var. Asos Hane Otel'de Ayvacık Canları ile ilgili o kermese katıldım. Tanıştığım herkese bu projemden bahsediyorum ki daha fazla köye nasıl ulaşabiliriz? Bir de Beyaz Laleler Ülkesi diye bir Instagram sayfası var. Onlar Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabından esinlenmişler. Ve Finlandiya'nın kurtuluş hikayesinin gene böyle köylerden başladığını anlatan bir kitap o. Atatürk'ün önerdiği. Evet, Atatürk'ün de okullarda okuttuğu bir kitap. Çok önemli bir kitap. Onlar da Beyaz Laleler Ülkesi, hani bizim ülkemiz lale ile meşhur olduğu için böyle başlamışlar. Onlarla diyaloğa geçtim. Bu sohbetlerden bahsettim. Sohbetlerle ilgili videolarımı istediler. Daha bunu biz de yaymak için ne yapabiliriz? Güçlerimizi birleştirelim falan şeklinde. Sonra baktım ki bayağı böyle bir proje haline gelmiş köyde bir sosyolog. Kendi sayfamda da hayata dair, insana dair, topluma dair, ön yargılara dair özellikle yapabildiğim birçok şeyi hayata geçirmeye çalışıyorum. Daha da böyle devam edeceğim. Umarım genişleyerek büyük bir aile haline gelebiliriz. Evet, biz de duyuralım. Hani sizin tabii bir ki Instagram adresiniz de var. Evet. Özellikle bu civarda yaşayan köy kadınları size İletişim bu Instagram adresiyle ulaşabilirler. Hem açıklama kısmında hem de şu anda ekranda köyde bir sosyolog adresinden Mine Hanım'a ulaşabilirsiniz. Benim aslında maaşımın çoğu çalışırken kitaplara gidiyordu. Eşim artık diyordu ki bütün servetimiz bu kitaplarda. Ama kitaplarım benim için çok büyük bir hazine gerçekten de. Hem farklı bakış açıları sunması açısından hem de birçok bilgi edinmek açısından. O yüzden odamda en fazla kitap var. Bir de yerdeki kitaplarımız var. Bunu da çalıştığım dönemde yayın evi bir mükellefimiz vardı, Aydın Arıtan, Arıtan Yayın Evi. O deposunu kapatırken bana bu kitapları hibe etti. Yaklaşık 2000 tane kitap. Mine bunu istediğin gibi dağıtabilirsin, kullanabilirsin. Yeter ki insanlara bir faydası olsun dedi. Bu kitaplarla da taçlanmış oldu odam şu anda.
İsteyen herkes bana ulaşabilir ve ben kitaplardan da, bilgilerimden de, sohbetlerimden de herkese ulaştırabilirim. Evet. Bakın evi şurası arkadaşlar. Evinden çıktığı gibi ofisine gelebiliyor. Bahçesinde zaten. Biraz sonra dışarıdan da göstereceğim sizlere. Burası masası. Ve hava biraz rüzgarlı olduğu için röportaj yaptığımız yer. Şimdi Selçuk Bey'in atölyesine geçelim. Hemen yan tarafı. Tamam. İşlerimiz çok uzak. Yan kapı. O zaman bizi takip ediyorum. İşte şurası. Evet arkadaşlar. Böyle evi dışarıdan bir gösterelim. Hava rüzgarlı olduğu için. Normalde bu naylon cam yapılacaktı da şimdi yağmurdan korumak için verandayı naylonla kapattık. İşte benim elektronik atölyem de burası. Her şeyiyle kendim yaptım. Önce şurayı bir göstereyim. Göstereyim. Şu tarafta. Evet Mine Hanım'ın ofisi ve Selçuk Bey'in atölyesi de hemen sağ tarafında. Manzaralı, güzel bir yerde. Evet. Evden çıktığın gibi iş yerine ulaşıyorsun. Hemen. Zorlanıyor musun abi iş yerine gelmeye? Bazen trafik oluyor. Elektronik güvenlik sistemleri yapan firmalara güç kaynağı panosu yapıyoruz. Yani bir yere kamera taktıkları zaman, bir yere kartlı geçiş sistemi yaptıkları zaman o kameraları ve kartlı geçiş sistemindeki cihazları besleyen böyle 30 santim 30 santim panolar veriyoruz onlara ve o cihazlardan getirdikleri bütün kabloları getirip bu güç kaynağı panolarına bağlayıp sistemi beslemiş oluyorlar. Hani bunu Türkiye'de yapan başka hiç kimse yok. Normalde bu benim çalıştığım firmadayken Amerika'dan geliyordu bu ürünler. İşte biz bunları Türkiye'de yapabilir miyiz diye bir girişime içinde bulundum. Hatta 2017 yılında İTÜ Çekirdeğ'e girdim. İTÜ Çekirdek'te girişimcilik eğitimleri aldık. Orada o eğitimler sonucunda işte bir şeyler yapmaya çalıştık. Böyle bir girişimde bulundum yani 2010 yılında başlayan Amerika'dan getirdikleri bu ürünü Türkiye'de yaparız yapamayız hesabıyla şimdi yapıyorum. 14 yıldır da Türkiye'deki bütün kamu kuruluşlarından havalimanlarına kadar her yerde bizim ürünlerimiz var yani. Sıkılıyor musunuz burada? Hiç sıkılmıyorum çünkü sonuçta ben kendini meşgul edebilen bir insanım. Yani ben mesela burada bu işlerle, bu panolarla uğraşırken aklıma bir fikir geliyor. Mesela bundan 3 yıl önce bu panolarla uğraşıyordum. Birazcık boş zamanlarım oldu. İşler biraz durgunlaştı. Ne yapayım, ne edeyim derken 3D printer yaptım. Yani bu printerları da tamamen kendim tasarladım. Yani bir örneği, bir benzeri yok. Bir yerden almadım. Hatta geçenlerde oğlum şeyde, işte Fen Lisesi'nde o da kendine simülatör yaptı. Yani araba simülatörü. Öğretmenine bahsediyor. İngilizce olarak bahsediyor. İşte simülatör yaptım diyor İngilizce olarak. Öğretmen diyor simülatör mü yaptın? Kendin mi yaptın? Evet kendim yaptım hocam diyor falan filan. Hatta diyor hocam plastiklerin de diyor babamın yaptığı 3D printer'da bastım diyor. O babam printer'da mı yaptı falan filan. Böyle bir muhabbet oldu. Evet yani belki ileride öğrencilere, köydeki insanlara... Olabilir. Hatta şöyle bir şey var. İşte eşimin gittiği Baba Kale çocuk evinde o Baba Kale'deki çocuklara elektronik işte küçük böyle atölyede şeyleri yapmayı düşünüyoruz. Şöyle sizlere evin bahçesinden görüntüler gösteriyorum. Şu anda evin dışındayız. Hava biraz rüzgarlı. Çok soğuk. Bayağı soğuk. Bunlar da bizim yavrular. Evet, bunlar da üşümüşler. Tam şuraya sığınmışlar. Lüveleri de var ama yine burada da böyle bir sobamız var. Veranda var. Kapatacağız orayı inşallah. İçeri gel sıcak. Çok güzel. Oh, içerisi güzel. Biraz içeride de evet. Sohbet edelim. Tabii buyurun. Ben şunu asayım geliyorum hemen. Bu eve ilk geldiğimizde, bu kapıdan içeriye girdiğimizde bu tavan başımıza değiyordu. Yani şöyle eğilerek giriyorduk. Çünkü burası bu köylerde genelde küçük hayvanları koymak için bir yer. Şuradan bir merdivende de üst katta da onların yaşam alanları vardı.
üstü de topraktı ve burası harabeydi. Yani şey, bir yere girdiklerinde, hayal ettiklerinde yani hemen vazgeçmesinler. Yani bir baksınlar, mutlaka bir oluru vardır. Burası salonu evin. Evet. Zaten salon mutfak bitişik. Şöyle evin ilk hallerini sizlere gösterelim. Tabii sizde fotoğraflar falan varsa onları da alırız. Bakın, böyle yıkık bir evi alıp güzel bir yaşam alanı haline getirmişler. Selçuk Bey de zaten bu evi evet. Yaparken İstanbul'dan nasıl git gel yaptın? Motosikletle gidip geliyordum. Yani 400 kilometre benim. Evet. Biz Beylikdüzü'nde oturuyorduk o zamanlar. Beylikdüzü'nden buraya, yani buranın taş işçiliğini, bu köyde Mehmet amca var, taş ustasıydı o. O tesadüfen ona denk geldi, onu buldum. Ki bence bir tavsiye daha vereyim. Bir köye gittiğinizde o köyün içerisinde ustaları bulup çalışırsanız daha sağlıklı olur. Çünkü onlar neyi nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar burada yaşadıkları için. Evet, bunu onlar taşlarını yaptılar, düzelttiler. Sonra işte ahşabını koyduk. Ben o arada defalarca gittim geldim. Yani işlerimden fırsat buldukça burada öğretmen evinde kalıyordum. Burası inşaat halindeyken şuraya bir yatak koyup kaldığım oldu falan filan. Biraz özveri tabii ki. Birazcık çaba ve özveriyle sonra da bu arada evin duvarları ve bu ahşaplar dışında ne görüyorsanız hepsi eşimin elinden çıkma ürünlerdir. Tamamen onun çok el becerisiyle. Şuradaki taş duvarın kalınlığını bir gösterebilir tabii misiniz? Ki. İlk, tabii ki. Zaten gösterdiğinizde onu söylemiştiniz. Aynen. Bakın arkadaşlar. Tam evin, bu coğrafyaya. Kaç santimdir o kalınlık? 50-60 santim kalınlığı. 50-60 santimlik taşın kalınlığı. Aynen. Bu da yazın serin olmasına, kışın da sıcak olmasını sağlıyor evin. Aynen. Şöyle evi bir göstereyim, odayı. Evet, mesela niye taş ev? Çünkü gerçekten yazın dediniz ya, yani dışarıda 25-30 derece sıcaklıkta bu evin alt katına girdiğiniz zaman böyle bir serinlik hissediyorsunuz. Yani onu gerçekten o taş evin o güzel özelliği onu hissettiriyor. Aslında her yerin doğasına uygun malzemelerle ev yapılırsa o doğanın da sıkıntılarını aza indirmiş oluyorsunuz. Evet. Aslında en uygunu da tabii doğaya, çevreye evet, uyumlu olması. Aynen. Taş ev, ahşap ev gibi. Ahşap ev, aynen. Çok güzel de dizayn etmişsiniz bu arada. Kapılar, tavana. Bu vitray. Burada mesela sabah güneşi bu taraftan doğuyor. Güneş doğduğunda buradaki bu mavilik ve yeşillik evin içerisine geliyor. Çok keyifli masamızı bir şey oluyor. Masamızı da göster çok istersen. Güzel. Masamız evimizin kapısıydı. Bu evet, evin eski kapısı. Evin eski kapısı. Onu da bir anı olarak değerlendirelim istedik. Çok keyifli bir şey oldu bu da. Çerçeveler, tablolar. Evet. Çok güzel durmuş. Buradası da açık mutfak. Bardakların asılı olduğu yukarıdaki beyaz askıyı da benim İstanbul'daki komşum yaptı. Halı. Taşları kendisi boyayarak yaptı. Hemen göstereceğim. Etti. Tabii ki. Bakın yerde de şöyle otantik güzel bir kilim var. Anadolu'ya özgü motifler var üzerinde. O da komşumun bize hediyesi. Burası da mutfak alanı ve tezgah. Biz dolap da kullanmadık. Özellikle buranın örtüleriyle mutfağı kapatmak bu istedik. Bu örtü de evet, buraya has bir örtü. Buranın aslında bir örtü şekli. Çok güzel. Onlar da olması hoşumuza gitti. Bu tarafta yörükler çok bu evet. Yörük köyleri çok fazla. Onları yörükler kullanıyorlar. Başlarına bağlıyorlar, bellerine bağlıyorlar falan filan. Böyle renkli şeyleri, cıvıl cıvıl şeyleri çok seviyorlar. Evet. Çok sıcak bir ev olmuş. Çok evet, güzel bir ev olmuş. Evet. Şöyle üst odalarda gezelim o zaman. Tabii ki buyurun varsa gezebilirsiniz. Ben çıkartayım seni. Şurada yine bir tuvalet, banyo kısmı tuvaletimiz var. Tuvaletimiz, banyo. Evet. Buradaki taşlar da eşimin. Sen çık istersen ya da dur, gözüksün. Bu enteresan bir şey. Onlar bu da ilginç. Selçuk Bey heyecanlandı. Heyecanlandım çünkü bunu atlamıştım. Bunlar normalde ben gittiğim, gezdiğim bütün antik şehirlerden yerden bir taş alırım ve buraya yazarım. Bu hep oradan alınmış. Mesela bunları denizden buldum falan filan. Mesela burada 23 diyor. 23 neymiş mesela? Kırmızı Avlu Bergama. Bu mesela bunu Bergama'dan almışım. Kırmızı Avlu diye bir yerde. Bir iki tanesini gösterebilir misiniz? Göstereyim. İşte şunlar. Bunlar böyle yerde bulduğum antik şehirlerden gelen hatıra taşlar olsun. Hatıra olsun diye. Bir de ben buranın bir ruhu olduğuna inanıyorum. Çünkü bu
Ben antik bir şehre girdiğim zaman böyle inanılmaz derece oradaki o hissiyatı hissediyorum. Yani orada o yaşanmışlığı hissediyorum. Onu o hissettiğim şeyi evde de devam ettireyim istedim. Onun çok için böyle güzel bir, ya. Böyle bir enteresan şeyim var. Taş hatta koleksiyonum var o taş zaman. Taş koleksiyonum. Şöyle bir şey var. Mesela burada işte Mısır'dan gelen taş var. İtalya'daki Pompei'den gelen taş var. Ondan sonra Atina'daki Athena Tapınağı'ndan gelen taşlar var. Böyle biriktiriyorum. Mümkün olmuyor. Ben yurt dışına hiç gitmedim ama yurt dışına giden her arkadaşım bana ne istiyorsun diye sorduklarında diyorum ki bana bir taş getir. Çok iyiymiş ya. Yeah. Evet, yukarı geçiyoruz. Gelin, gelin. Keçeden yapılmış bir bebek. Bir ara böyle keçe kursuna yazılmıştım. Hı hı. İğnelerle keçeden bebek yaptık. Neydi o şeyin adı? Unuttum ismini şimdi. Evet, yine güzel bir tablo var. Hemen burada sizin yatak odanız evet. Var değil mi? Evet, buyurun. Buranın manzarasını özellikle görmeniz lazım. Evet, şöyle. Biz özellikle bütün cam yaptık burayı ki vadi manzarasından mahrum kalmayalım diye. İşte karşıda inekler otluyor. Bize bu evi aldıran bu manzara evet. Oldu. Yani öyle biz mi? Bu evi bu manzara için evet. Aldık. Doğada doğal olan güzel oluyor. Yani doğadaysanız doğal olanla onu destekleyip bir şey inşa ettiğiniz zaman daha keyifli oluyor, daha güzel oluyor. Yuva sıcaklığını evet, hissettiriyor. Daha keyifli oluyor. Çocuğunuz şimdi ismi neydi? Kuzey. Kuzey şimdi okulda olduğu için evet. Kendisiyle konuşamıyoruz ama odasını bir gösterelim. O zaten odasını çok heves ederek kendi de özellikle birçok imalat aşamalarında bulundu. Birçok şeye yardım etti şimdi göreceksiniz odasındaki şeyleri. Bir de o köye hemen gidelim dedi değil mi? Evet hani o çok istedi gerçekten. Yani buradaki eve çok heves ediyordu. Ki genç olmasına rağmen büyük şehir ister diye düşündük biz ama hayır anne ben kendi evimde yaşamak istiyorum. Bir an önce gitmek istiyorum diye. Bizi 4 yıl önce gelmeye teşvik eden de odur yani. Yani güzel. Ailece böyle bir karar almamız çok güzel olmuş gerçekten. Evet. Evet burası da genç odamız. Evet. Ve burada taşın haşmeti daha bir belli oluyor. Yani şu üstteki koca taşlar. Bunları bile ustalar buraya çıkartıp koyabilmek için çok büyük zahmetler çektiler. Yani inanılmaz tek kişinin kaldıramayacağı ağırlıkta taşlar bunlar. 3-4 kişi calaskalarla falan buraya çıkartıp koydular. Evin ışıklandırması da çok güzel olmuş. Evet, böyle sıcak bir renk. Ben yaptım. Sıcak bir ton. Evet, aynen öyle. Elektrik tesisatını da eşim çekti o işlerden anladığı için. Elektrik. Bütün elbette. Geldiğinde insanın böyle biraz bu işlerden anlaması çok evet, değerli, kesinlikle. Çok önemli. Çok kesinlikle. Çünkü usta bulmak zor. Zor. Bu burada en büyük sorunlardan, problemlerden biri zaten o usta bulmak. Evet, usta kendiniz bulmak. Bilirseniz evet. Daha kolaylaşıyor daha hayat kolaylaşıyor. Yani elinizden geliyorsa. Evet. Oğlum şöyle. Yazılımcı olmaya niyet ediyor. O yüzden bilgisayar evet. Sistemi. Burası da yatak. Evet, böyle bir yatak istedi. Bütün yapım aşamalarında eşimle beraber kendisi de bulunmuştur. Beraber yaptık. Yukarıda abi. Küçük bir birlikte pencere yaptılar. Var. Evet, vitrayımız işık var. Işık girsin orada. Diye. Orada da vitraylar var, evet. Masamızın ayağı yok. Zincirle tavana bağlı. Şunu özellikle. Burada öyle istedi oğlumuz. Değişik olsun anne dedi. Ayak yerine asmayı tercih ettik. Bu da kendi imal ettiği 3 boyutlu yazıcıdan da parçalarını bastı. Şey direksiyon seti. Direksiyon seti. Bununla oyun oynayabiliyor. Tamamen programını, yazılımını kendisi yazdı. Fren, çok iyi. Fren, debriyaj. Direksiyon da orijinal Tofaş direksiyonu sanayiden aldılar. Çok iyiymiş ya. Vallahi. Öyle yani. Bu şekilde. Hayal edince oluyor. Evet, doğal malzemeler kullanınca da dediğiniz gibi sırıtmıyor. Sıcak bir görüntü yaratıyor gerçekten de. Bütün ihtiyaçlarımız ya da fazla malzemelerimiz bu kilerin içinde. Aslında evin böyle de bir yer yapmalarını tavsiye ederim. Evi küçük olarak evet. Yapacak kişilere özellikle çok hayat kurtarıyor. O evin içindeki dağınıklığı. Evet kesinlikle. Her evet. Şeyimiz orada yani. Fazla olan neyimiz varsa kilerimiz de yani, raflarımızla beraber. Evin alt katı 40 metrekare, üst katı 40 metrekare, toplamı 80 metrekare. Zaten evet. Çok büyük bir ev değil. Köyde zaten bence küçük ev yapmak gerek her zaman hem ısı açısından aynen. Da iyi olur. Bir daha de şöyle bir şey var. Köye gelen insanın birazcık da minimalist olması lazım. Yani
şehirdeki hayatını köye getiremezsin. Şehirdeki evini köye getiremezsin. Yani eğer zaten öyle bir şey isteyenler köyün dışında yaşıyorlar. Yani villalarda yaşıyorlar veya sitelerde yaşıyorlar. Ama bir şeylerden feragat etmeniz lazım köye gelebilmek için. Tabii. Yoksa... Zaten çoğu zaman dışarıda geçiriyorsun zamanını. Tabii. Bahçede oturuyorsun. Şu yazın bütün günü verandada. Yani. Evet. Soğudu mu bilmiyorum o arada. Biz koyduk ama. Soğuk kısmış. Yoğurt. Şu kereviz sever misin bilmiyorum. Patates portakallı. Kereviz, portakallı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tuzu yoksa tuz vereyim. Tamamen bizim bakış açılarımızla alakalı bazı şeyler. Vay be, ekmeğiniz de çok güzel. Benim en son Ali Sümer'in dikkatimi çekmişti kadırga koyu deyince. Oradan keşfettim aslında. Atölyemizi gördünüz, Mine'nin evini gördünüz. Yani bizim bunları, bu kadar oluşumu yapmamız da öyle bir senede bir ayda olmadı. Yani biz 2017'de bu evi aldık. 2024, işte 6-7 senede ancak inş yapabildik yavaş yavaş gitgellerle. Ve 6-7 ay oldu buraya, evet. Tamamen yerleşeli. Onun için her şey bir kerende olmuyor. Acele etmesinler. Yani köye gitmek isteyen, kırsalda yaşamak isteyen, doğada yaşamak isteyen insanlar önceden yıkık da olsa, dökük de olsa, içerisinde, bak özellikle de içerisinde ev olan yerleri tercih etsinler. Gitsinler bir köye, yıkık da olsa, dökük de olsa, içerisinde tapusunda arsa ve bir ev yazan bir tapu alsınlar eline, yavaş yavaş yaptırsınlar, yavaş yavaş taşın dış duvarını, sonra çatısını. Ama bir de en önemlisi çok fazla konfor beklemesinler. Yani bir şeylerden feragat etmeleri lazım, bir şeylerden vazgeçmeleri lazım. Köyde yaşayabilmek için, işte kırsalda yaşayabilmek için. Kesinlikle korkmasınlar. Ben çok korkuyordum mesela yalnız kalmaktan, iletişimsiz kalmaktan. Asla öyle değil. Oradaki o önyargıları yıkarak bir yere gidildiği zaman gerçekten hani Mevlana'nın dediği gibi sen yola çık yollar sana görünür lafındaki gibi o yollar görünmeye başlıyor. Yollar göründükçe de çok farklı açılımlar, çok farklı şeyler oluyor. Belli şeylerden feragat etmek dedik ama ben yer değiştirmek diyorum. Mesela bizim ilçeye ve markete uzaklığımız 20 kilometre. Ama İstanbul'da 3 kilometre markete gitme seviyemizle burada 20 kilometreye gitmemiz farklı oluyor. Trafiğimiz yok. Düşünen ve tereddüt eden herkesin mutlaka bir köyü gezmesini, bir yerleri dolaşmasını, gerekirse bizim gibi insanlarla iletişime geçip bizim gibi insanların fikirlerini almasını, işte sizin tanıttığınız insanların da anlattıklarını dinlemesini tavsiye ederim. Bugün bize kapınızı açtınız, evinizi davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Teşekkür ederiz. Bize konuşma imkanı sunduğunuz için kendimizi anlatabildik sayenizde. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. İnşallah birilerine böyle birazcık olsun, biraz evet. İlham olabiliriz. Yani İnşallah. Bir şekilde. Evet, bu da sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kapınızı bize açtınız. Çok sağ olun. Rica ederiz.